Sevgili dostlar, hepinizden içten duygularımla selamlıyorum. Yeni bir programda da sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Anadolu'muz, güzel Anadolu'muz, uygarlıklar, kültürler beşiği Anadolu'muz, 10 bin yıldır insanoğlunun gıptayla baktığı topraklar ve bu topraklarda eski Yunan medeniyeti kök salmış, nice filozoflar yetişmiş, nice ozanların dizeleri bugüne kadar gelmiş. Ama biz Türkler Orta Asya'dan kalkıp Horasan üzerinden gelirken Anadolu'ya kendi kültürümüzü, geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi de getirmişiz. İnancımızı da getirmişiz. Giysilerimizi de getirmişiz. Yemek yeme kültürümüzü de getirmişiz. Yani biz benliğimizden sıyrılmadan bu Anadolu'nun sonsuz hoşgörü diyarında bir güzelce kurulmuşuz, burayı yurt etmişiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün de Ulusal Kurtuluş Savaşı vererek buraları zapt etmek isteyen, işgal etmek isteyenlere karşı büyük bir savaşla, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle bu yurdun bizim yurdumuz olduğunu tüm dünyaya haykırmışız. Ve bu güzel ülkede barış, dostluk, kardeşlik duyguları içerisinde yaşamak istiyoruz. İşte sevgili dostlar, Anadolu insanı, Anadolu'nun bağrından kopup büyük şehirlere gelmiş olsalar da Anadolu kültürünü yaşatan insanlarımız var. O dernekler ki o kültürü yaşatan dernekler, o kültür varlığını var eden dernekler, gelecek kuşaklara aktarmak için gece gündüz çalışan dernekler. Evet, bugün de yine Anadolu'muzun bağrından, orta yerinden, Hünkar Hacı Bektaş dergahının yanında kendisi de bir büyük ocak, dergah kurarak Anadolu'ya rengini vermiş, mührünü vurmuş Hubyar Sultan dergahının İstanbul'daki temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları İstanbul Alevi Derneği'nin değerli yöneticileri, oraya gönül verenler, omuz verenler ve bu büyük kültürü, inancı yaşatanlar. Evet sevgili dostlar, gelenek yaşıyor. Anadolu'nun mozaiği, rengi, kokusu büyük şehirlerde var oluyor. Ama derneklerimizin ve onlara gönül veren, omuz verenlerin sayesinde. Evet, bugün kalabalığız. Bu kalabalık güzelliklerin ve Anadolu'nun bağrından gelen o emsalsiz uygarlığın bir yansıması olarak sizlere hem kültürel dakikalar hem de hoş dakikalar geçirmek için dostlarımızın özverisiyle oluştu. Ve ben Alevi Derneği'nin başkanı, İstanbul Alevi Dernek Başkanımız Rüştü Durna'ya çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzelliği bize yaşatıyor. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, şimdi ışıl ışıl bir aydınlık görüyorum. Bir genç, yüreği de genç, okuyan, geleceğe umutla bakan bir gencim var. Ve 10 yıl önce bir söyleşi yaptığım, Cem Radyo'da bir söyleşi yaptığım güzel bir dedem var. Onun yanında yıllarını bu işe vermiş, geleneği yaşatan bir aşığım, zakirim var. Ve yine bir Hubyar Sultan Ocağı dedesi ama aynı zamanda da sizin başkanlığınızın yardımcılığını yapan değerli bir temsilcimiz var. Evet, sizler tanıtın isterseniz. Bakalım bizlere birer cümleyle konuklarımızı sizler getirdiniz. Sizler tanıtın. Dernekten mi başlayalım, konuklardan mı başlayalım? Konuklardan bir merhaba desinler. Şimdi konuğumuz, ikinci başkanımız Mehmet Yılmaz, Cihan Taşdelen, Ahmet Telci, Hüseyin Bektaş. Evet, bu güzel konuklar hoş geldiler, sefalar getirdiler. Evet sevgili başkanım, tabii ki derneğe döneceğiz. Derneğin kuruluşu, ne zaman kurulduğu, neler yaptığı ve kimlerdir bu kurucular, size omuz verenler ve bu kültürü yaşatanlar? Onları alalım sizden. Şimdi ilk önce ben size burada yönetim kurulunu takdim edeyim. Mehmet Yılmaz burada. Genel sekreterimiz Bekir Ataman, Sayın Hanımın Selahattin Telci, Hüseyin Bektaş, Rıza Çalışkan, Erdoğan Solak'tan evet, oluşan yönetim kurulumuz. Denetim kurulumuz, halk ozanımız ve aynı zamanda dede olan Selahattin Akarsu, milli hakemimiz Ercan Durna, avukatımız Hıdır Tanrıverdi. Bu da denetim kurulu başkanı, yani yönetim denetiminde. Disiplin Kurulu'nda Erol Kapıkaya, Kemal Aslan, Hüseyin Aslan'dan oluşuyor. Hepsi de güzel isimler. Çoğunu tanıyorum. Emekçi insanlar ve tabii ki birikimli insanlar. Derneğe omuz veren insanlar. İşte
2010 senesinde kurduk. Ama daha öncesine bakarsan dernekten önce Turhal Derneği'nden gelen ekip kadromuz burada. O dönemler 88'de kurulmuştu Turhal Derneği. Turhal Derneği'yle daha sonra bizler devam ettirdik. Kadromuzu buraya aldık. Sema Hakim'imiz burada. Bu ekiple beraber, Sema Hakim'imizle beraber yurt dışına Almanya, Hollanda, Belçika, Amerika gibi yerlerde tanıtım yaptık. Elimizden geldiği kadar inancımızı, kültürümüzü tanıttınız. Tanıtmaya çalışıyoruz. Hala devam ediyoruz. Şimdi Turhal Derneği kapandıktan sonra bu sefer İstanbul Alevi Derneği'ni 2010 senesinde kurduk. Bu sefer de en azından kültürümüzün yanında geçmişteki olan görgü cemlerimiz vardı köylerimizde. Bu İstanbul'a geldikten sonra bu görgü cemleri ara verildi diyelim. Yani mesafesi ara verildi. Ama biz şimdi İstanbul'da bunu görgü cemi olarak tam olarak toparlayamıyoruz. Ne yapıyoruz? Rızalık cemi olarak, rızalık su içiyoruz, kurban kesiyoruz. Bu beşincisini yaptık. Bu arada gençlerimizi de yetiştirmeye çalışıyoruz. Semah eğitimi veriyoruz. Cem evlerinden talep geldiği sürece hiç ücret almadan o cem evlerine gidip 12 hizmetin nasıl yapıldığını, semahın nasıl yapılacağını gibi eğitim de veriyoruz. Yani böyle yeni bir dernek ama mazisi eski, çok köklü, evet. Ama her yere de koşturan bir dernek. Peki köklerimize bir dönelim. Hubyar Sultanımıza dönelim. Hubyar Sultan kimdir? Kısaca bir bilgisini alalım. İkinci başkanımızdan, sevgili dedem, kendisi de aynı zamanda aynı ocaktan geliyor. Ve öğrendiğime göre güzel şeyler de yapıyor. Mesela şiir gibi. Şiir dünyanın en kutsal ve zor şeyidir ama en güzel şeyidir. Şiirleri de var. Peki Hubyar Sultan'ı bize nasıl anlatır sevgili dedem? Önce bizden canlara teşekkür ediyorum. Hubyarlıyım. Aynı zamanda o köylüyüm yani. Acaba hocam şiirden mi başlayayım, şiir dediniz yoksa tanıtım mı? Buyurun, buyurun şiirden başlayayım. Bir coşmuşsunuz bir şey çünkü o coşku önemli. Biz coşku insanıyız. Evet. Genelde ara sıra bu tür şeyler içimden geliyor. Hubyar için de, hizmet için her zaman koştuğum için bazen dörtlükleri yazıyorum. Biraz önce de erken gelmiştim. Yukarıda beklerken içimden gelmişti. Bir dörtlük yazdım. Onun için sizle paylaşmak istiyorum. Hay hay. Yüce Hubyar. Anma töreninde köye gidelim, darına duralım, dua edelim. Arınalım kin kibiri, nedelim, gelin soylu canlar, birlik olalım diyor. Hubyar ismini dünyaya tanıt, kötülüğü bitir, bizleri yanılt. Dikin kalbinize sevgiden anılt, gelin güzel canlar, birlik olalım diyor. Aşık Mehmet Yılmaz, Hubyar soyuna, dedesine, talibine, yoluna, tekelinin dağlarına, suyuna, gelin soylu canlar, birlik olalım diyor. Eyvallah, çok güzel, akıcı bir şiir olmuş. Evet, bu Hubyar Sultan adına yüzlerce deyiş yazılan Hubyar Sultanımız kimdir? Biraz sizden bilgi alalım. Küçük bir araştırma yaptık. Hubyar Sultan, Arap Yarımadası'ndan Horasan'a gelen İmam Rıza Ahmet Yesevi'yi yetiştirir. Daha sonra pir postuna oturur. Oturan Ahmet Yesevi'yi ocağında yetiştirdiği Lokman Piren'de Hacı Bektaşi Veli'yi Anadolu'ya gönderir. Hacı Bektaşi ocağında yetişen Hubyar Tokat yöresine gelir. Hubyar Derviş zeviyesini 1544 yılında kendisi kurmuş. 1582 yılında Hakk'a yürümüş, yatırı zeviyesinin yanında bulunmaktadır. Otantik özelliği bozulmayan ender ocaklardan birisidir. Asıl adı Ahmet'tir. Hubyar'a ismini Hünkar Hacı Bektaşi Veli vermiştir. Hubyar ismini yani. Kendisine benim can dostum, Hubyar'ım demiştir. Hubyar ocağına bağlı talipleri Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Çorum, Trakya, yurt dışında da Rusya, Bulgaristan ve Hubyar ocağına bağlı Alevi canlar bulunmaktadır. Eyvallah, güzelce özetlediniz. Hubyarım, güzel yârim, can yoldaşım. Tabii ki ulu erenlerden birisi. Anadolu ocak sisteminde çok önemli bir yere sahip ve dolayısıyla yüzlerce dedesi var. O dedelerin tümü de cem erken yürütüyorlar. Buradan hepsine selam olsun, var olsunlar.
Geleneği yaşatanlar var olsun. Evet, geleneği yaşatan çok güzel bir dedeme dönüyorum. 10 yıl önce söyleşi yapmıştım. Yüreğimizde sevgisi, aşk ateşi devam ediyordu. Gerçekten de Rüştü Başkanıma da çok teşekkür ediyorum. 10 yıl sonra dedemle beni buluşturdu. Sırasıyla dedemden ve aşıklardan, genç kardeşimden bize o güzelim enstrümanlarıyla besteledikleri, yorumladıkları, dile getirecekleri eserleri dinleyelim sırasıyla. Buyurun efendim. Evet, Ahmet dedemden başlayalım. Sağ olun, var olun. Sözlerime başlamadan önce değerli konuklar, kıymetli misafirler, sevgili canlar, cümlemizi aşk muhabbetle yaz ederim. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Gelmiyorsanız bari olsun. Geldiğinize, cemimize geldiniz. Ayaklarına sağlık. Kameraman arkadaşlarıma da ellerine sağlık. Başarılar dilerim. Kendi katkılarından dolayı. Var olsunlar, sağ olsunlar. Tekrar bizi dinleyen tüm insanlara, televizyon başında olan canlara saygı, selamlar sunarım. Evet, 10 senelik hasret. Ayhan Başkanım, 10 sene oldu görmeyeli. Sazımdan mı söyleyeyim? Size bir şiir okuyayım, ondan sonra da Allah büyüktür. Hasretim beni yaktı yandırdı. Aşkım, sevgim düştü, geldim başkanım. Muhabbet edelim, gel sizlerle. Aşkım, sevgim düştü, geldim başkanım. Geldik programına bir zaman kalak. Hele gelin dört kapıdan dem vurak. Hal hatırınız hoştur inşallah sorak. Çok şükür sizleri gördük başkanım. Gönül arz eyledi durmadı geldi. Ziyaret etmesi farz sünnet oldu. Sizi görmeyeli 10 sene oldu. Çok şükür sizleri gördük başkanım. Aşıkların sözü hepsi ayet. Meğer özlemişim sizleri gayet. Çok şükür sizlere kavuştuk nihayet. Şükür seybet ettik geldik başkanım. Söyler Aşık Ahmet sözünü hele. Bir vesile kelam getirdik dile. Başkanım programın hayırlı ola. Çok şükür sizleri gördük başkanım diyor. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyor. Var oğlum, bu ne güzel hediyeydi valla. Ondan sonrasında Hulyar yöresinin bir cem açılışını yapmayı imkan verdiniz, sağ olun, var olun. Bir beyit söyleyeyim, ondan sonra dostlar söylesin. Eyvallah. Hayır ümmet. Var olun, sağ olun. Çoktan beri yollarım gözlerim. Çoktan beri yollarımı gözlerim. Şükür sevdiğime düş geldi yolum. Fırkadan durmadan an bülbül avazlım. Şükür başkanıma düş geldi yolum. Yer yere hasret edene kalancı böyle. Yer yere hasret edene kalancı böyle. Bizi kavuşturdu Cenab-ı Mevla. Kusurum varsa da müret afiyle. Şükür sevdiğime düş geldi yarım. Hüseyin'im hakkı severek zatı. Aldı bizi araya elin fırkatı. Hünkar Hacı Bekdeş Veli Züret'i. Şükür başkanıma düş geldi yolum. Sıra sizde. Tabii. Öncelikle saygıdeğerli dostlar, burada bulunan Barış TV'de çalışan canlara ve Sayın Başkanıma, Ayhan Bey'e, Tokat'ta bulunan Hüsnü ve akrabama, dünyada insanların
güldüğü, silahların patlamadığı, bombaların atılmadığı bir gün istiyoruz. Dünyaya barış gelsin diyoruz ve onun adına Antalya'da bulunan kardeşlerime ve yeğenlerime saygılar, selamlar sunuyorum. İyi günler diliyorum cümlesine. Eyvallah. Ve bağırın. Bir yine mehman gördüğüm deyişiyle programımıza giriş yapıyorum. Yine mehman gördüm, gönlüm şad oldu. Mehman canlar bize sefa geldiniz. Karmış yağarken bahar yaz oldu. Mehman canlar bize sefa geldiniz. Misafirden aşk hep senin dilidir. Zühres bahçesinin gonca gülüdür. Misafir mehmandır, mehman Ali'dir. Mehman canlar bize sefa geldi. Hürmet eyle mehman daima gele. Yan yaşık demen yüzümüz güle. Büyük küçük onu hep özür bile. Mehman canlar bize sefa geldi. Karg olan bir eve misafir gelmez. Çalışsa çırpınsan ektiği bitmez. Bağırsa çağırsa bir hava gitmez. Mehman dostlar bize sefa geldi. Misafir gelir ki kısmeti bile. Misafir hızırdır özünü bile. Hatayım kul himmet verin el ele. Mehman dostlar bize sefa geldiniz. Sayın kulüme et verin el ele. Mehman dostlar bize sefa geldiniz. Var olun, sağ olun. Şimdi genç kardeşimize, yüzü gönlü temiz Cihan Mert kardeşimize dönelim. Bakalım bize neler söyleyip neler yorumlayacak. Ben de bizi izleyen buradan tüm dostlara selam göndermek istiyorum. Ben de bir Davut Sulari deyişi sizlere okumaya çalışacağım şimdi. Müzik.
defterini açtım okuram. Yolunu bilirsen gir bak neler var. Fazileti Ali hey hey, kudreti haktır. Kervancıysan eğer sür bak neler var, sür bak neler var. Fazileti Ali hey hey, kudreti haktır. Kudreti haktır. Kervancıysan eğer sür bak neler var, sür bak neler var. Hakkın kelamına hey hey, olmaz bahana. Neden gelmiş olduk fani cihana? Her gece dur sana hey hey, ulu divana, ulu divana. Sıdkı bütün olup yar yar, dur bak neler var, dur bak neler var. Her gece dur sana hey hey, ulu divana, ulu divana. Sıdkı bütün olup yar yar, dur bak neler var, dur bak neler var. Dünyada gerektir hey hey, ahiret başta. Ne gezersin kardeş dağ ile taşta? Nefsin ile uğraş, dur sen savaşta, dur sen savaşta. Sabır külün güynen, kır bak neler var, kır bak neler var. Nefsin ile uğraş, dur sen savaşta, dur sen savaşta. Savur külün güynen, kır bak neler var, kır bak neler var. Davut suları yem hey hey, çevrildim şaha. Üstadım lan gettim yar yar, ulu divanam. Düldülü Ali ile hey hey, devri devranam, devri devranam. Girebilirsen yar yar, gir bak neler var, gir bak neler var. Düldülü Ali ile hey hey, devri devranam, devri devranam. Girebilirsen yar yar, gir bak neler var, gir bak neler var. Maşallah, 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 nazar değmesin. Evet sevgili dostlar, evet izliyorsunuz. Hani güzel yetenek yarışmaları oluyor ya, işte gençler gidiyorlar oralara. Böyle bir yeteneklerimiz var işte. Gerçekten çok kıvanç duydum. Olağanüstü güzel bir yorum, güzel bir ses, saz. Çok güzel, uyumlu, tamamen inançla donanmış nurlu bir gencimiz işte. Allah sevgili, annesine babasına bağışlasın da toplumumuza da bağışlasın. He, sevgili hocam, aşığımızı biz birkaç seneden beri beraber Hacı Bektaş'a gidiyoruz. Vallahi harikasın ya. Değişik yerlerde cem yapıyoruz. Devamlı hem büyük abilerin yanında götürüyorum.
Ama o sevgisi, saygısı devam etsin. Ediyor, İmam Ali Hızır yandaşı olsun. Yok. İnşallah sıkıntısı yok. Önünde güzel günler görecek ve bize de yaşatacak. İnşallah. Evet sevgili dostlar, Anadolu böyledir. Anadolu'dan umut kesilmez. Anadolu toprağı bereketlidir, verimlidir. Daha nice güzel ozanlar, aşıklar, sanatçılar çıkaracak bu topraklar. Dostlar kısa bir aramız var. Birlikteliğimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.